Merhaba arkadaşlar. Selvan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlarım konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. O bölümden yaklaşık 20 civarı soruyu derledik. Buyurun başlayalım. 27 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar. 79 Afganistan'ın işgali ki işgal eden devlet bu süreçte de büyük oranda darbe yiyecek başarısı olacak. Kim işgal etti? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Daha sonra Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesini engellemek ya da zorlaştırmak. Zorlaştırmak için Amerikalılar Taliban denilen örgütü de kurdurdular. Amaç sözde Rusya'ya karşı Müslüman gençleri savaştırmaktı arkadaşlar. Bağlantısızlar Hareketi'nin Avrupa'daki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım 3. Dünya grubu bloku da denir. Bağlantısılar hareketi. Avrupa'daki temsilcisi kimdir değerli arkadaşlar bunu sorduk. Ve kimdir değerli arkadaşlarım Yugoslavya. Lider olarak kimdir? Tito. Mareşal Tito değerli arkadaşlarım bu işin öncülüğünü yapmış. Yeni sorumuzu getirdik. 1972 Salt bir antlaşmasını imzalayan liderler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Değerli arkadaşlarım Salt 1 ve Salt 2 antlaşması Amerika ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmaydı. Evet dostlar kalemimi değiştirmek zorunda kaldım. Salt bir antlaşması imzalayan iki ülke var. Amerika ve Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Sözde arkadaşlar nükleer silahları sınırlandırıyorlar ve bunları imzalayan da Rus Brejne ve Amerikan'da Başkan Nixon değerli arkadaşlarım SALT 1 antlaşması imzalıyor. Sonra bunlar SALT 2 antlaşmasını yapıyorlar ama Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgalinden dolayı bu antlaşma geçersiz ya da ölü antlaşma olacak SALT 2. Küba buhranını, buhranını yani bunalımını sona ermesinde etkili olan Amerika'nın hangi ülkedeki füzelerini sökmesi girişimidir? Küba buhranının sona ermesinde etkili olan Amerika'nın hangi ülkedeki füzelerini sökme girişimidir? Şimdi cümle biraz ters akıyor ama soru şu. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz Küba buhranında Amerika ile Sovyet Rusya karşı karşıya gelmişlerdi. Ve gerçekten nükleer savaşın eşiğine geliyorlar değerli arkadaşlar. Ve karşılıklı adımlar atılarak süreç yumuşatılıyor. Ve nasıl oluyor değerli arkadaşlar? E, Rusya Küba'daki füzeleri söküyor. Amerika'da e, İzmir, Türkiye'nin İzmir şehrindeki Jüpiter füzelerini söküyor ve gerilim yumuşuyor değerli arkadaşlar. Amerikalılar bizim ülkemizdeki NATO üstünde İzmir'de Jüpiter füzelerini söküp götürüyorlar ve bundan da yıllar sonra bizim haberimiz oluyor. Amerikalılar söylemiyor değerli arkadaşlar. Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir sorununun çözümünde etkili olan belge aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dostlar küskün kardeşler ifadesi bu iki devlet için de kullanılır. Hindistan ve Pakistan. Arada ciddi sıkıntılı bir bölge var. Neresi? Keşmir bölgesi değerli arkadaşlarım. Şöyle diyeyim sulak ve toprakları bir hayli verimli topraklardır. İki ülke bundan dolayı defalarca savaşmış değerli arkadaşlar. Şu an savaşabilirler mi? Hiç zannetmiyorum çünkü ikisi de nükleer güç sahibidir değerli arkadaşlar. Ve gerginliği azaltmak için sözde çözüm üretmek için Taşkent Deklarasyonu yürütülüyor. Ama bu sorun halen tam olarak çözülmüş değil değerli arkadaşlarım. Ekranlardan haberlerden görüyorsunuz. Verilen gelişmelerden hangileri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir? Şimdi burada 3 tane önemli bilimsel çalışma var. Bunlardan hangilerini Sovyet Rusya yaptı? Değerli arkadaşlar uzaya ilk kadın astronotu gönderen Sovyet Rusya'dır. Uzaya ilk insan gönderen yine Sovyet Rusya'dır. Değerli arkadaşlarım bu Sputnik uydularıyla falan gönderiyorlar. Ama Ay'a ilk insanı çıkaran Amerikalılardır değerli arkadaşlarım. Neil Armstrong'lar falan var ya o zaman 3'ü Amerika yaptığına göre 1 ve 2 Sovyet Rusya'nın yaptığı çalışmalardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur? Bakın şimdiki KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kuruldu? 1983 yılında kuruldu. Asala adı verilen Ermeni terör örgütünün ilk eylemini gerçekleştirdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dostlar bu Ermeni terör örgütü Asala onlarca diplomatımızı yurt dışında şehit etti. En son Fransa Paris'te bir havalimanında, Orly Havalimanı'nda yine bir patlama yapıyorlar. Fransızlarda ölünce dünya bunlara kızmaya başlıyor ve bunlar artık geri adım atıyorlar. İlk eylemlerini arkadaşlar hangi ülkede gerçekleştirmiş? Asala eylemi ilk olarak Lübnan'da. Bu arada Asala görünce aklınıza Ermeni terör örgütü soruları da gelsin değerli arkadaşlar. Rum değil Ermeni dikkat. 1974 sonrası dönemde Türk Yunan ilişkilerinin gerginleşmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Dostlar, 74 sonrası diyor. Yani Kıbrıs barış harekatımızdan sonra Türk Yunan ilişkilerinin gerginleşmesinde hangileri etkili olmuş? Türkiye'de Ege Ordu Komutanlığı kuruluyor. Gayet tabi. Bizim Ege Ordumuz Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kuruluyor. Ve bu Yunan'la gerginliğe neden oluyor. Türkiye'nin sismik bir gemisiyle petrol araması. Evet arkadaşlar ki halen yıl 2020 petrol ve doğalgaz gaz aramada şu an Türk-Yunan gerginliğini mutlaka ekranlardan izliyorsunuz. Yunanistan'ın Ege Adaları'nın etrafının mayınlaması deniz mayını döşüyor değerli arkadaşlar. Türk gemileri geçemesi diye. Ve bu üçü de Türk-Yunan ilişkileri ilişkilerini ki gerginleştiriyor. 6 Eylül 1955 tarihli yazısında Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı haberine yer veren gazete aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu haber yayınlanıyor. Nerede? İstanbul Express gazetesinde ve 6-7 Eylül olayları yaşanıyor. Türkiye'deki bazı Rum azınlığın malı mülkü Türk vatandaşları tarafından yağmalanıyor değerli arkadaşlarım. Ve bu olayın sloganı da mozaik çatladı. Arkadaşlar mozaik çatladı. Bu 6-7 Eylül kara günlerinin sembolü olan slogandır değerli arkadaşlar. Gazetede İstanbul Ekspresi bu haberi yapmış. 1951 yılında Akdeniz oyunlarının ilk kez düzenlendiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz halen yapılıyor Akdeniz Oyunları. Ne zaman başlamış bu arada? 1951 yılında. Ve tabii ki Akdeniz Oyunları diyorsa Akdeniz civarındaki ülkelerde olacak. İlk nerede başlamış arkadaşlarım? Bir Akdeniz ülkesi olan, Kuzey Afrika ülkesi olan Mısır'da. Güzel. Türkiye siyasi tarihinin ilk çok partili seçimlerinin yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir? Hocam Türkiye'de ilk çok partili seçim tabi burada kastettiği genel seçimdir yani milletvekili seçimidir. İlk çok partili seçimlerin yapıldığı yıl 50'dir değerli arkadaşlar. İşte 46'dır. 46'dan sonra YSK ise 1950'de kurulacak. Artık seçim yargısı da faaliyete geçecek. İlk çok partili seçim 46, YSK'nın kurulması 50, anayasaya girmesi 61 seçim yargısı da Türkiye'de uygulanır hale gelecek. Türkiye'de yaşanan gelişmelerin hangilerinin tarihleri doğru verilmiştir? Şimdi burada Türkiye'deki 3 gelişme var arkadaşlar. hangilerin tarihi doğrudur diye soruyor. Değerli arkadaşlar, Anadolu isimli ilk yerli otomobilin piyasaya çıkması. Bir kere dostlar Anadolu ve Devrim var. Önce Devrim'dir sonra Anadolu'dur. Tabi devrimin seri üretimi gerçekleştirilmeyecek. Devrim 61'dedir. Anadolu ise 67 ve 68'lerdedir. Dolayısıyla buradaki yıl yanlış oldu değerli arkadaşlar. İlk televizyon yayını denemesi 68'dir. Doğru. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün temeline atılması 70'tir. Açılışı ise 73'tür. Doğru. Hangileri doğrudur derine göre cevabımız Edirne oldu. Evet yeni sorumuz geldi. 1959 yılında Adnan Menderes aşağıdaki ülkelerden hangisine giderken uçak kazası geçirmiş ve yurda döndüğünde Kıbrıs Fatih olarak nitelendirilmiştir. Şimdi arkadaşlar Başbakan Adnan Menderes 59'da çok önemli bir yurt dışı ziyareti yürütüyor. Konu da Kıbrıs meselesidir bu arada. Yunanlılar sürekli katliam yapıyorlar. Kıbrıs'ta Rumlar. Ve 59'da Londra değerli arkadaşlar. Londra'dan uçakla gelirken arkadaşlar uçağa düşüyor. Kimin uçağa düşüyor? Adnan Menderes'in hayatını çok şükür kaybetmiyor o uçak kazası da. Ve sonra hatta geliyor Eyüp Sultan Türbesi'nde onlarca deve kesiyor değerli arkadaşlar. Kurban atıyor, kesiyor. Ve yurta onu Kıbrıs Fatih'i diye tabii ki büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Sento'nun üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dostlar Sento ismi nereden geliyordu? Önce onu hatırlayalım. Bu arada Bağdat Paktı'ydı ama Irak ayrılınca bunun adı Sento oldu. E dolayısıyla Sento'nun üyeleri arasında hangisi yer almaz? Irak yer almaz. Çünkü o Bağdat baktındaydı ama sonra ayrıldı değerli arkadaşlarım. Peki bu çalışmada sorularımızı sona erdirdik. Değerli arkadaşlarım kanalımıza kalın. Bizi takipte kalın. Rica ediyorum dostlarınıza da önerin. Çünkü biz birlikte güçleniyoruz değerli arkadaşlar. Yeni çalışmalarda yeni eserlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.